Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 2025 KPSS Tayfa. Herkes hoş geldi. Merhabalar. Seyfuzem, Öğrenci Koçu, Rukiye, Tuğba, Buğa, ben nasılsınız arkadaşlar? Hoş geldiniz Rüveyda Hocam, Sade Hocam. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Bugün 1 Ekim. Yeni bir aya merhaba dedik. Yağmurlu bir hava var burada. Bilmiyorum sizin oralarda nasıl? Merhabalar, teşekkür ederim Hilal Hocam. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum. Hepimiz çok daha iyi olalım. Aycan Hocam hoş geldin. Kimler var aramızda? Kimler nerelerden katılıyor Öğrenmek. bakalım. Hemen çok kısaca tanışıp kaynaşalım. Merhabalar Seda Hocam. Eskişehir bölümlerimiz neler? İstanbul, Eskişehir, Bitlis. Çok güzel. Ben de parmak kaldırıyorum. Biz Ankara'dayız. Coğrafya öğretmenlerimiz var, kamu yönetimi, işletme, tarih çok güzel. İngilizce öğretmenlerimiz, özel eğitim öğretmenlerimiz, ne kadar güzel bölümlerimiz var. Harikasınız. Lise matematik, tarih, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, mühendislerimiz var içimizde, din kültürü ve ahlak bilgisi, iktisat. Çok güzel arkadaşlar. O zaman hedef 2025 diyor muyuz? Bu yıl bu işi bitiriyor muyuz arkadaşlar? Eminim aranızda tecrübeli öğretmenlerim var. Daha önce bu sınavı deneyimlemiş öğretmenlerim var değil mi? Kimler daha önce girdi? Ya da ilk kez girecek olanlar kimler? Bence ilk kez girecek olanlar biraz daha azınlıktalar diye düşünüyorum. Kimler bu sınavı ilk kez hazırlanıyor? Beden eğitimi, Türk dili ve edebiyatı, lise matematik, maliye, çok güzel A grubu öğrencilerimiz var. Tıbbi sekreterlik, ön lisans, yani 26'da gireceğiz. Bu yıldan başlayacağız ama ön hazırlık yapıyoruz. Harika. İlk kez girenler var. Kübra Hocam da doğru dürüst olarak ilk kez. Yani daha önce girmiş sanıyorum ama ilk kez bu kadar kapsamlı bir hazırlık yaparak girecek sanıyorum. Çok güzel. Arkadaşlar öncelikle bu seminerimizde özellikle günü, saati, her şeyi, özellikle her şeyi sizin için seçtim. Bugün yeni bir aya merhaba dedik. Artık Eylül ayı da tamamlandı. Eylül ayına da hoşça kal dedik ve bugün 1 Ekim. Dolayısıyla aranızda çalışmalarına çok öncesinden başlayanlar ya da başlamaya niyet edenler ancak başlayamayanlar ya da başlamak için özellikle bu tarihleri bekleyen öğrencilerim var. Artık Ekim ayı geldi, bu kollarımızı yavaş yavaş sıvamamız gerekiyor arkadaşlar. 25 için ciddi bir atanma, bir derece, gerçekten bir kontenjana yerleşme ideali olan öğrencilerimin artık daha fazla gecikmesini istemediğim için dedim ki Ekim ayında başlayanlar için örnek güzel bir program hazırlayalım. Ama öncelikle bu örnek programımızı hazırlamadan önce bu seminerde nelere değineceğim, biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi hazırlandığınız sınavda kendinizi, gireceğiniz sınavı ya da sınavları ne kadar tanıyorsunuz ya da tanıyor musunuz? Bundan bahsedeceğim. Ve eminim birçoğunuz çalışan, belki eğitim hayatı devam eden, formasyon alan, evli, çocuklu, yani birden fazla alanda faaliyet gösteren öğrencilerim çoğunlukta eminim. Çünkü KPSS yetişkinlerin girdiği bir sınav olduğu için arkadaşlar öyle ha deyince hazırlanıp girilemiyor. Ya da bir üniversite sınavı gibi bütün herkes bana hizmet etsin ben sınava hazırlanıyorum diyemiyoruz arkadaşlar. Haliyle yetişkinlik sorumluluklarımızı da yerine getirmemiz gerektiği için en önemli olan şey sorumluluklarımızın sorumluluklarımızdan ayda kalan zamana, öğrenme yapımıza ve derslerdeki seviyemize göre nasıl bir çalışma programı hazırlamamız gerekiyor? Bunların ve çok daha fazlasının cevabını bulacaksınız kıymetli öğrencilerim. O yüzden eğer herkes hazırsa çayımızı, kahvemizi, suyumuzu aldıysak seminerimiz başlıyor arkadaşlar. Hemen diyeceksiniz ki hocam başlar başlamaz soruyla mı başladın? Evet soruyla başladım. Güzel bir beyin fırtınası yapacağız birlikte. O yüzden bu seminer çok fazla dikkat istiyor. Lütfen herkesin gözü, kulağı, dikkati bende olsun. Yine sorularınızı mutlaka iletin chat panelinden. Mutlaka herkesin sorularını yanıtlayacağım arkadaşlar. Şimdi şunu çok iyi biliyoruz. KPSS
ÖSS'de kaç tane dersten sorumluyuz? Hangi dersten kaç soru geliyor? Belki bu çok genel geçer bir soru diye sorsam mutlaka birçoğunuz doğru olarak yanıt verecek, değil mi arkadaşlar? Genel yetenek, genel kültürü ele aldım. Hepimizin ortak girdiği ilk oturum olduğu için toplam 5 tane sınav ve 120 sorudan oluşuyor. Derslere göre size çıkan soruların sayısı da ekranda. Eğer bunu bile bilmiyorsak ekran görüntüsü alabiliriz. Şimdi asıl konuma geliyorum. Peki bu 5 dersten hangi konulardan sorumlusunuz diye sorsam kimler bana yanıt verebilir ve doğru yanıt verebilir? Kimler bu sorunun cevabını biliyor? Bir 10 saniye süre vereceğim size. Düşünün hangi konular var Türkiye'de, matematikte, tarihte, coğrafyada, vatandaşlıkta hangi konular var? Kaç tane konu var totalde? Bakalım belki yanıt verenler olabilir. Rüveyda Hocam diyor ki hocam bu soruya kimse yanıt veremez. O zaman gelsin mi sorumuzun yanıtı arkadaşlar? Buyurunuz. İşte bu kadar konu var arkadaşlar. Baktığımızda bizim için genel yetenek, genel kültür sınavı kolay hocam ne var ki tarihte deyip geçiyoruz ya. İşte tarihte bunlar var, dönemler var, üniteler var ve bu sadece genel yetenek, genel kültürde arkadaşlar. İçinizdeki birçok öğrencim tanıştık zaten. ÖAB testi olan öğretmenlerim var. Üst sınava giren öğretmenlerim var. A grubu sınavına hazırlanan İBF mezunu kıymetli öğrencilerim var. Sadece GY-GK'da bu kadarsa arkadaşlar, bir de bunu genişletip yanına eğitimi A grubunu ÖABT'ye eklediğimde ben ne oluyorum? Devasa devasa bölünüyorum. Her birini bilmem gerekiyor çünkü bu sınav arkadaşlar bir eleme sınavı değil mi? Bir strateji sınavı değil mi? Benim bilgim, mantığım, muhakeme yeteneğim, psikolojik denetlemem her şeyi birlikte ölçülüyor arkadaşlar. O yüzden bir tık daha sorumu zorlaştırıyorum ve diyorum ki konuları da geçelim. Genel yetenek, genel kültürde sizce kaç tane alt konudan sorumlusunuzdur arkadaşlar? Mesela bir ipucu vereyim size. Tarih dersinin Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık konusunda tam bir ünitede tam 10 tane alt konu varsa, bütün üniteler ve bütün derslerde toplam kaç tane alt konu vardır diye sorsam, kimler bana yanıt verebilir? Gelsin mi yanıtlar? 500 diyenler, bakalım doğru mu yanlış mı? Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar toplam 247 tane alt konu var ve 65 tane de konu var. Şu tabloda toplam 65 tane ünite var arkadaşlar. Konu 247 tane de alt konu var. Hatta bence bunun da ekran görüntüsünü alın arkadaşlar, işinize yarayabilir. Gördüğünüz gibi müfredatı ve öğrenme süresi en uzun olan dersler en çok alt konuya sahip olan dersler. Mesela tarihte 18 tane ünite var ama 86 tane alt konu var. Ya da matematikte 23 tane ünite var ama 81 tane alt konu var gibi. Bence ekran kaydı alın, işinize yarayacak diye düşünüyorum. Evet, ÖABT ile birlikte ise 500 doğru bir yanıt oldu. Yani doğru gibi. Aynen. Şimdi arkadaşlar gelelim. Hocam 65 konu, 247 tane alt konu. Peki ben bu konuları sınava kadar nasıl bir program yapmalıyım ki yetiştirebilmeliyim? Hepsini nasıl en iyi öğrenmeliyim? Ya da en iyi öğrenmekten kastım arkadaşlar bir kere öğrendin at çöpe, at geriye, hep yeni hep yeni değil. Nasıl kalıcı ve etkin öğrenebilirim? Şimdi bunun yanıtını vereceğiz arkadaşlar. Bütün yapman gerekenleri açıklıyorum. Bir, kendini çok iyi tanımalısın. Çünkü arkadaşlar bu sınavda kendinle yarışmıyor musun baktığın zaman? Milyonlarca öğrenci giriyor ama sen kendini geçmeye çalışıyorsun. Yani bir önceki sen, bir önceki yıldaki sıralaman daha da öne çekmek istiyorsun. Bunun için kendini tanıman gerekiyor. Ben doğru mu çalışıyorum? Verimli mi çalışıyorum? Nerede eksiklik yapıyorum? Hangi özelliklerimi iyileştirmeliyim? Hangi özelliklerimi geliştirmeliyim? İşte bunları kendinize sormalısınız. Ama sormadan önce de kendimizi doğru ve objektif bir şekilde analiz etmeliyiz arkadaşlar. İçinizde mutlaka
Teykoz'un eğitim analizlerini çözmüş ya da duyan, şanını duyanlar vardır ya da görmüş olanlar, çözmüş olanlar vardır. Çözmeyenlere ödev vereceğim zaten. Kesinlikle çözeceksiniz. Bu kadar güzel bir nimetten faydalanmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü öğrenme yapınızı Teykoz eğitim analizleriyle çözebilirsiniz. Ve bu analizlere girdiğiniz zaman arkadaşlar sizin öğrenme stiliniz, öğrenme yönteminiz, zeka tipiniz, öğrenme hızınız, unutma hızınız, dikkat dağınıklığı düzeyiniz, anlama ve stres oranınıza kadar sizi etkileyebilecek olan, kendinizi tanımanızı sağlayacak olan bütün özellikleriniz tek tek ortaya çıkacak arkadaşlar. Mesela ekrandaki kayıtlı olan öğrencimin çözdüğü analizin sonuçlarına baktığımda öğretmenlerim çok daha iyi yorumlayacaklardır belki ama baktığımda bana göz kırpan birkaç değer var. Ve ben artık bu öğrencimin neler yapması gerektiğini çok iyi biliyorum. Ben bu öğrencimin öğrenme stilinin görsel olduğunu, dolayısıyla ders çalışırken görsel içerikler, şemalar, grafiklere ihtiyaç duyduğunu çok iyi biliyorum. Ben bu öğrencimin öğrendiği bir bilgiyi çok çabuk unuttuğunu, unutma hızının yüksek olduğunu ve bunun için de sık sık kısa sürede tekrar yapması gerektiğini çok iyi biliyorum arkadaşlar. Ya da ben bu öğrencimin çok stresli olduğunu ama stresinin kaynağının da programsızlık ve kendine güvensizlik olduğunu da yine çok iyi biliyorum. Bunları Tekozem'in eğitim analizleri sayesinde biliyorum arkadaşlar. Siz de analizlere girdiğinizde hangi özelliklerinizi iyileştirmeniz, geliştirmeniz gerektiğini objektif bir şekilde analiz etmiş olacaksınız. Şimdi geliyorum. Artık öğrenme yapımı ve psikolojik yapımı keşfettiysem, yani kendimi tanıdıysam, şimdi sırada ne var arkadaşlar? Seviyemi ölçmem gerekiyor, değil mi? Çünkü bu sınavda 247 tane alt konudaki seviyem birbirinden farklı. Bazı derslerde seviyem çok iyi. Bazı dersleri hiç bilmiyorum bile. O kadar vaktim kalmamış ki. Yıllarca bu sınava girmişim ama o konulara o kadar vakit ayıramamışım ki. Sıfırım belki de o derslerde. O yüzden arkadaşlar ikinci yapmanız gereken şey seviyenizi objektif bir şekilde iyice analiz etmeniz gerekiyor. Peki bu analizi nasıl yapacağız? Kendini analiz eden var mı seviye olarak? Kimler diyebiliyor ki ben öğrenme yapımı biliyorum hocam, ben hangi konuda hangi seviyede olduğumu biliyorum, ben hangi konuda daha fazla mesafe kat etmem gerektiğini biliyorum. Kimler diyor? Kimler ders çalışmadan önce seviye belirleme sınavına girdi? Bu çok önemli bir soru bence. Herkesin yapması gereken bir şey. Kimse. Şimdi gelelim. Kimse de olmayan yine tek uzamda arkadaşlar. Seviyenizi öğrendiğiniz zaman hangi derse ne kadar zaman ayıracaksın? Hangi derste ne türde bir çalışma yapacaksın? Ve zamanı nasıl verimli kullanabilirsin? İşte bunların hepsinin yanıtını alırsın. Tekozem'in seviye belirleme sınavlarıyla arkadaşlar ders ders, ünite ünite, konu konu, alt konulara kadar bütün alt konulardaki seviyeleriniz tek tek analiz ediliyor. Ve sizin bir hedef puanınız var. Mesela şu anda bir tarih öğretmenim. Atanma puanı 83-84 civarı. Hadi yuvarlayalım 85. Peki şu an bu öğretmenim kaç puan alabiliyor? Benim onu aldığım seviye belirleme sınavlarıyla ben onun güncelde kaç puan alabileceğini hesaplıyorum. Diyorum ki hocam senin güncel puanın 75, hedefin 85. Aradaki eksik puanın 10 puan ve sen bu 10 puanı bu derslerin, bu ünitelerin, bu alt konularından kaybediyorsun. Yani senin eksik puanını kaçırdığın konular, üniteler, dersler bunlar desem işimiz çok daha kolaylaşmaz mı arkadaşlar? Kolaylaşır değil mi? Direkt yani nokta atışı 12'den vuruyorum. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Bilmediğiniz bir şehirde, bilmediğiniz bir kafeye gitmeye çalışıyorsunuz ama kulaktan dolma bilgilerle. Soruyorsunuz şuradan git, gidiyorsun yok. Buradan git, gidiyorsun yok. Ama biri çıkıyor ve o kafeye daha önce gitmiş. Diyor ki bak buradan 100 metre gideceksin.
döneceksin, iş merkezine gireceksin. Dördüncü katta senin aradığın kafe. Yani seviye de bu kadar önemli. Gelişi güzel, oraya gittim olmadı. Buraya gittim olmadı. Bunu çalıştım, biliyormuşum. Boşuna çalıştım. Bunu hiç çalışmadım ama ben hiç bilmiyormuşum. Neyse vaktim de kalmadı. Bundan da vazgeçivereyim diyoruz ya arkadaşlar son dönemlerde. İşte bunun önüne sadece seviyenizi bilerek çıktığınız yol sizi kurtarabilir arkadaşlar. Ve gelelim, seviyeni bilmek yetmez. Seviyene uygun çalışman gerekiyor. Peki tek uzemde seviye kaça ayrılıyor arkadaşlar? Tabii ki de 5'e ayrılıyor. Biz diğer eğitim kurumları gibi size sadece sen çok iyisin, sen iyi değilsin, ortasın deyip bir iki seviyede sizi nitelendirip git buna göre bunu çalış demiyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim eğitim modelimiz garanti eğitim modeli ve bizim sistemimiz yapay zeka diyor ki arkadaşlar, senin bir konuda 5 farklı seviyen olabilir. Temel seviye, başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye, üst seviye. Ve hangi seviyede çıkarsan seviye belirleme sınavında yapacağın çalışma, ayıracağın süre ona göre değişir diyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Ben matematikte problemler, iş kılavuz problemlerinde temel seviyede çıktım. Ne yapmam gerekiyor? Herkes ekrana baksın. Ön hazırlık. Çünkü benim temelim hiç yok. Mantık kur. Temelin yok, bir apartman yapmaya çalışıyorsun, bir bina inşa etmeye çalışıyorsun ama zemin sıfır. Hiçbir şey atılmamış zemine. Önce beşinci katı mı yaparsın, altıncı katı mı yaparsın? Hayır, zemin. Ön hazırlık zemin demek arkadaşlar. Hiçbir temelinizin olmadığı konularda önce ön hazırlık yapmak zorundasın. Geldin. Bazı konularda da ikinci level, yani başlangıç level'ında olursun. Burada da konu anlatımı çalışırsın. Bu ne demek? Giriş kat yapılmış, birinci kata çıkarsın. Dersin ki bak tamam okey, girişim sağlam. Girişi yeniden yapmayayım, yapılmış. Üzerine birinci katı inşa edersin. Yani detaylı konu anlatımı çalışması yaparsın. Ya da bazı konularda seviyeni bir ölçeriz ki deriz ki hocam sen üçüncü seviyedesin, çok güzel, orta seviyedesin, sen geçen yıl bunları çalışmışsın, hatırında da kalmış ki soruları doğru yapmışsın. O yüzden gelip burada artık ikinci katı yapabilirsin. Bak giriş birinci kat, ikinci kattasın. Artık ilk iki katı yıkıp da yeniden yapıp da ikinci katı o şekilde yapmana gerek yok. O zaten yapılmış, hazır bir kat var. Onun üzerine çıkarsın. Ya da bazı konularda arkadaşlarım dördüncü level'da olabilirsin. Yani sen artık o konuda ileri seviyedesindir. Artık o konuyu kavramışsındır. Daha da iyi kavramak için soru çözümü yapman gerekir. İşte bunun için de dördüncü level'da olduğunuz bir konuda arkadaşlar o bir katın daha üzerine çıkarsınız. Ve en sevdiğim yer en üst kat arkadaşlar, beşinci level'dır. Yani üst seviyededir. Üst seviyedir. Yani hangi konuda beşinci level'daysan artık o konuda en zor soruları da çözersin. En kronometreli soruları da çözersin. En kendini gerçekten aşabilecek soruları, bilgileri, formülleri de öğrenirsin. Çünkü senin artık o geride kalan dört tane katın sağlamdır ki artık gözünü en üst kata dikmişsindir. Ve bunu da yapabilirsin arkadaşlar. Yeter ki her şeyi seviyesine göre ve sıralı bir şekilde ilerletsin. Eğer bu verdiğim bilgiyi ilk kez duyuyorsanız arkadaşlar, ekran görüntüsü almanızı öneririm. Çünkü burada detay detay hangi seviyedeki bir öğrenci ne çalışmalı, nasıl çalışmalı bunları yazdım. Aileyle yaşarken çalışılmıyor diyorlardı ya, aile evinde yaşamak bedava değildir, bedelini mental sağlığımızla ödersiniz diye. Nefes aldırmıyorlar. Merve Nur hocam, bölümün nedir? Bayağı muzdarip gördüm seni. Haklısın bu arada. Kalabalık bir ortamda çalışmak çok kolay değil. Ama doğru bir programla neden olmasın hocam? Bu kadar umutsuz olmayalım. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Artık eğitim analiziyle kendimizi tanıdık. Seviye belirleme sınavıyla derslerdeki seviyemizi ölçtük. Garanti öğrenme modeliyle hangi derste ne çalışacağımıza karar verdik. Peki yetti mi arkadaşlar? Hayır.
Öyle bir programınız olmalı ki bu program bütün strateji kurallarına uygun olmalı. Bu sınav bir strateji sınavı, bir eleme sınavı. En çok çalışan değil, en doğru stratejiyi yapan öğrenciler bu sınavda başarılı oluyor. Bu sınavı kazanıyorlar. Peki gelelim. Karşıya bakalım. Herkes ekrana baksın. İki tane konudan örnek verdim. Bu iki konunun konu puanı, çalışma süresi ve edineceğin çalışma yani yapacağın çalışma şekline baktığında herhangi birini seçmen gerekseydi hangisini seçerdin? Neden seçerdin? 10 saniye süremiz başladı. İkisi de hayır, ikisi de matematik değil. Biri matematik, biri Türkçe. Sebepler? İkisini de isterim. İkisini çalışacak süren yok. Birini seçme hakkın var. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar az önce ekran görüntüsü aldırdığım tablo şu an aklınızda mı? O beş basamaklı merdiven vardı ya. İşte temel ön hazırlık, başlangıç konu, orta tekrar, işte ileri alıştırma soru çözümü, üst pekiştirme. Aklınızda değil mi? Her şeyi ona göre kur bak. Şu an bu soruyu pekiştirmek için soruyorum. Karşımızda iki tane çok sorunun geldiğini bildiğimiz konu var. İki tane kök ders var, temel ders var. Biri matematik paragraflar ünitesi konusu, biri Türkçe matematik problemler konusu, bir diğeri Türkçe paragraf konusu. Ve karşımda bu konulardan ne çalışacağım da var. Mesela ben şunu artık yorumlayabilirim. Problemlerden konu anlatımı çalışıyorsam, ben problemlerde hangi level'dayımdır? Bakın kopyam burada. Hangi level'dayımdır? Konu anlatımı hangi level? 2. Aynen öyle. Yani başlangıç seviyesindeyim. Peki ben Türkçeden paragraftan tekrar yapıyorsam hangi level'dayımdır? 3. Dolayısıyla konu anlatımı yapmam gereken konuda daha geride olduğum için daha çok zaman ayırmam gerekiyor. 718 dakika zaman ayırıp 6,91 puanı cebime alıp bay bay diyebilirim. Ama paragrafta benim temelim var. İlk iki adımı atmışım. Üçüncü de artık tekrar yapacağım. Ve 106 dakikalık tekrarla 7,5 puanı alıp cebime koyup bay bay diyebilirim. Ve eğer benim bu iki konudan birini seçme hakkım olsaydı arkadaşlar, bu kesinlikle Türkçe paragraf olurdu. Daha az emek verip daha çok karşılık almayı herkes ister arkadaşlar. Ama gelelim görelim ki şu an KPSS'ye hazırlanan milyonlarca öğrenciden kaçı bu bilgiyi biliyor? Var mı bütün konuların kaç puan getireceğini bilen, bütün konularda hangi seviyede olduğunu bilen, bütün konulara ne kadar süre ayırmasını gereken mümkün değil arkadaşlar. Ama bunu biz yaptık. Bu arada ben bu verileri oluştururken tabii ki de kendim oluşturmadım. Yapay zeka sistemimizden kopya çektim arkadaşlar. Aynen öyle. Bunu bilseydik zaten şu anda atanmış olurduk. O yüzden öyle bir sistem geliştirdik ki arkadaşlar yapay zeka bütün alt konulara kadar tüm konuların önem puanını ve çalışabileceğin süreyi biliyor ve hangi konuda ne çalışman gerektiğini de biliyor, senin seviyeni ölçüyor. Ona göre karşına getiriyor arkadaşlar. Şimdi geldim. Bir soru daha pekiştirelim bakalım iyice anladık mı? Sadece bir konuyu seçmen gerekse hangi konuyu seçerdin, neden ona çalışırdın? Türkçeden paragrafın anlatım biçimleri mi? Türkçeden paragrafın yapısı mı? Bak ikisi de aynı derse ait. İkisi de konu anlatımı. İkisinde de ikinci level'dayım. Ama birinde 77 dakika çalışıp 0,84 puan alabilirim. Bir diğerinde 42 dakika çalışıp 3,34 puan alabilirim. Hangisini seçersem daha karlı olurum? İkisinde de seviyem aynı. İkisinde de başlangıçtayım. İkisinde de konu çalışacağım. Ne demek Rüveyda Hocam? Ben de teşekkür ediyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu trik noktaları bilirseniz ve soğukkanlılıkla bunları hayata geçirip programlayıp
uygularsanız sizin binlerce öğrenciyi eleyebileceğinize eminim. Çünkü arkadaşlar kazananlar böyle kazanıyor. Bakın bütün Türkiye derecelerine bakın. Hepsinin taktikleri var. Hiçbiri gelişigüzel hocam YouTube, hocam kitap, hocam bir gün çalıştım, 10 gün çalışmadım. Hocam psikolojime göre hareket ettim. Hocam çok fazla toplum baskısı gördüm demezler arkadaşlar. Hepsinin bir yolu var. Hepsi zaten en başında ne istediğini biliyor, neye ihtiyacı olduğunu biliyor, sınavı ve kendisini çok iyi tanıyor, programını yapıyor, tam gaz devam. Ve böyle ilerleyen bir öğrenci zaten kazanıyor arkadaşlar. Şimdi geliyorum, program hazırlamadan önce size vermek istediğim birkaç öneri var arkadaşlar. Bu önerileri özellikle sona ekledim. Çünkü bireyselde de rehberlik uzmanlığı yaptığım için görüştüğüm öğrencilerimden en çok edindiğim bilgiler hep bir başkasının programını uygulayın. İşte Türkiye birincisinin programını bana verin hocam ben aynısını yapayım. Ya da hocam ben işte Türkçe öğretmeniyim ve matematik asla yapamıyorum. Benim programa lütfen matematik koymayın, matematiği atlayacağım. Ya da hocam ben çok fazla eksikliği olan bir öğrenciyim, sürekli konu çalışacağım. Sürekli o konuyu bitireceğim, onu çalışacağım. Onu bitireceğim, onu çalışacağım. Hiçbir şekilde ben tekrar yapmayacağım. Tekrar zaman kaybı, tekrarı zaten dönem sonunda yapacağım diyorlar arkadaşlar. Ve en büyük hatayı daha en başında yapıyorlar. O yüzden birincisi bir başkasının programını asla uygulama. Onu başarıya ulaştıran program seni hezimete uğratabilir. Çalışırken sayısalcıysan sözel dersleri, sözelciysen sayısal dersleri küçümseme, atlama, yapamıyorum ön yargısıyla yaklaşma. Her dersten yapabildiğin artı bir net bile binlerce kişinin önüne geçmeni sağlar. Ve lütfen arkadaşlar tekrar etmeyi ihmal etmeyin. Ama bu tekrar gelişigüzel aylık yıllık yaptığınız bir tekrar değil. Tekrar her öğrencinin unutma süresine göre yapması gereken bir çalışmadır. Senin unutma süren çok yüksekse daha sık ve kısa sürede tekrar yapmalısın. Senin unutma süren çok yüksek değilse, düşükse, geç unutuyorsan daha uzun sürelerde tekrar yapabilirsin. Bu tamamen analizinden çıkan unutma hızı verilerine göre değişir. Ben her zaman söylerim arkadaşlar, unutma hızını bilmek bu noktada çok fazla önemli ve rakiplerinizin önüne sizi geçirir. Ve bir diğer söylediğim şey de nasıl kıymetli bir telefon alıyorsun, bir işte ev alıyorsun, araba alıyorsun, bunu kaskalatıyorsun, sigortalatıyorsun. Neden ona bir zarar gelirse maliyeti benden çıkmasın diye. Arkadaşlar bilgi çok kıymetli. O bilgiyi almak için günlerinizi, haftalarınızı, saatlerinizi veriyorsunuz. Ben de derim ki bilginin sigortası da tekrardır. Tekrar edilmeyen her bilgi unutulmaya mahkumdur. İstersen bir ay konu çalış, araya bir ay sok, tekrar yapma, soru çözme, deneme yapma. O bir aylık konu çalışmasına ayırdığın süre bay bay boşuna gitmiş olur arkadaşlar. Lütfen unutma hızınızı bilerek kaç günde bir tekrar etmeniz gerekiyorsa o kadar günde bir tekrarlarınızı yapın. Anlaştık mı? Murat hocam, B grubu için örnek bir program yapacağım. A grubu için bu söylediklerimin hepsi geçerli. Kayıt olduktan sonra alan için de program hazırlayabilirsiniz. Hilal hocam, sistemimizde yapay zeka destekli bireysel koçluk var. Şimdi geliyorum. Belki eğer unutma hızınız çok yüksekse arkadaşlar her gün de tekrar yapmanız gerekebilir ama o kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. Buraya kadar verdiğim bilgilerle alakalı sorularınız var mı arkadaşlar? Tüm verdiğim bilgiler anlaşıldı mı? Soruları olanlar sorsun, programa geçeceğim çünkü. Arkadaşlar ben özellikle GY, GK için örnek içeriklerden bahsettim. Yoksa içinizde öğretmen olanlar var, eğitim bilimlerine A grubuna girenler var. Verdiğim bilgiler ve taktikler bütün ÖSYM sınavlarını, tüm KPSS hazırlanan öğrencileri kapsayan çok kıymetli taktikler arkadaşlar. Başka hiçbir yerde bulamadığınız, Türkiye'de sadece tek uzamda uygulanan taktikler. O yüzden bunları kendi sınavınıza uyarlayabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi o halde geliyoruz arkadaşlar. Bizim sistemimizde kayıtlı olan öğrencilerimiz nasıl bir programla, nasıl seviyelerine göre, nasıl öğrenme yapılarına göre hazırlanıyorlar?
Hemen kullanıcı adımı ve şifreme bakıyorum. Örnek bir program hazırlayacağım. Bu programı hazırlarken arkadaşlar siz de lütfen atacağım adımları dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü şu an sadece bu seminerde olan 72 öğrencim bir kereye mahsus yapay zekadan kendisine özel bir program hazırlayabilecek arkadaşlar. Bir kere denemek için böyle bir fırsat sağlayacağım size. En azından deneyimleyin, kendiniz görün, sistemi inceleyin ve ona göre sonrasıyla alakalı kararlarınızı verebilin diye. Şimdi gelelim. Kıymetli sistem yöneticim, rica etsem beni tekuzem.com'a yönlendirebilir misin? Şimdi eğitim analizini çözmek ve görmek isteyen çok fazla öğrencim olmuştu. Önce analizle başlayayım. Arkadaşlar eğitim analizim bilgisayardan girdiğimde saatin yanındaki zilde 7 yazıyor bildirim olarak. Eğitim analizi 1. Buraya tıklıyorum ve burası patenti Tekuzem'e ait olan, sadece Tekuzem'de uygulanan ve bütün size ait olan bilişsel ve psikolojik yapınızı ölçen eğitim analizinin bulunduğu alan arkadaşlar. Anlaştık mı? Analize buradan gireceksiniz. Teste başla dediğiniz an bu testimiz başlayacak ve çözdüğünüzde yapay zeka sistemi nasıl bir öğrenci olduğunuzu, iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken değerlerinizin neler olduğunu hesaplayıp karşınıza getirecek. Şimdi geliyorum. İkinci görevim neydi arkadaşlar? Yine demiştim Türkiye'de sadece Tekuzem hangi derste kaç ünite var, kaç alt konu var ve öğrenci hangi konuda, hangi alt konuda, hangi ünitede, hangi seviyede bunu ölçüyor diye. İşte yapay zekanın özel hazırladığı her dersten ayrı ayrı onlarca sorudan oluşan ve ders ders değil konu konu seviyenizi ölçen seviye belirleme sınavları da bunlar arkadaşlar. Bunların birkaçını da çözebilirsiniz. Siz henüz kayıtlı öğrencimiz olmadığınız için hepsi zaten açık değil. Kayıt olan öğrenciler bu hizmetten faydalanabiliyor. Şimdi geliyorum örnek program oluşturma kısmına. Üçüncü görevim de çalışma takvimi bir arkadaşlar. Şuraya tıklıyorum. Herkes görüyor değil mi şu an beni? Bakın, bir, iki, üç. Üçüncü görevim çalışma takvimi bir. Buraya tıkladığım zaman arkadaşlar, burası benim ilk iki görevimi yaptıktan sonra artık sistem beni tanıyor ve neye ihtiyacım olduğunu biliyor. Benim eksik analizimi objektif bir şekilde yaptı. Şimdi bu verileri kullanarak program oluşturma kısmına geliyorum. Bu şekilde arkadaşlar program derslerini seçe tıkladığım zaman genel yetenek, genel kültür için örnek bir program hazırlayacağım için GGK'yı seçiyorum ve ben öğrenciyim. Burada bütün komutu ben veririm arkadaşlar. Yapay zekada bana özel istediğim programı yapar ve karşıma getirir. Yani o benim koçum, ben ona uyum sağlayan öğrenciyim ve bütün bir dönem boyunca senkron bir şekilde başarılı olarak sürecimizi ilerletiriz. Burada ben hangi dersleri çalışmak istiyorsam, çalışmak istediğim dersleri üzerine tıklayarak çalışmak istediğim dersler sekmesine doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Kaydet diyorum. Biliyorum içinizde çalışan, evli, çocuklu, farklı sorumlulukları olan ve çok yoğun olan öğrencilerim, öğretmenlerim var. İşte bu sistem bu yüzden tam size göre arkadaşlar. Çünkü bu sisteme öğrenci hangi gün kaç saat çalışacak, kaçta başlayacak, kaçta bitirecek, hangi gün off gün olacak, hepsini kendi sorumluluklarına göre seçebiliyor. Mesela ben kendime göre bir program hazırlayacağım arkadaşlar. Ben hafta içi çalışan bir öğretmenim. Başlangıç saatimi 6 yapıyorum. 6'da başlayabilirim ve 10.30'a kadar ben hafta içi günde 4.5 saat çalışabilirim. Ekle diyorum. Hafta sonu daha fazla çalışabilirim çünkü izinliyim. Hafta sonunu seçtim oradan ve 12'den 18.30'a kadar öğlen saatleri ve akşama kadar çalışabilirim. Oluştur diyorum arkadaşlar ve şu an yapay zeka benim analiz sonucuma, SBS sonucuma, hedef puanıma, şu an kaç puan alabildiğime, ne kadar eksiklik yaptığıma, hangi konudan kaç soru geldiğine, hangi konuda ne tür çalışma yapacağımı her şeye bakıyor arka planda ve şu an benim programımı oluşturdu. Çalışma salonuna git diyorum arkadaşlar ve karşınızda benim bir hafta boyunca uyum sağlayacağım ders çalışma programım. Buyurunuz arkadaşlar. Bakın Türkçe,
Sözcükte anlam, sözcüğün anlam özellikleri. 91 dakika çalışacağım, konu anlatımı çalışacağım. Yani ne? Bak, üzerine tıklıyorum. Seviyene göre yapacağın çalışma türü. Konu puanı kaç? 0,21. Bu konunun tüm konular arasındaki önem puanı 0,21. Çalışma süresi bu konuya ayıracağım süre. Çalışmaya başla diyorum arkadaşlar. Ve Diye karşımda cemaat. yapacağım Şimdi çalışma. bir sözcüğün tek başına her zaman anlamı olmayabilir arkadaşlar. Biz Gördün mü diyoruz ki arkadaşlar? İşte yapay zekanın programıyla hazırlanmak bu kadar kolay. Ve ben girdim, çalışmamı yaptım, geldim, çalışmayı tamamladım dedim. Bu konu artık önümden kalktı. Sırada hangi konu var? Rüveyda hocam, çok güzel. Sırada matematik, temel kavramlar, doğal sayılar, tam sayılar, konu anlatımı. Neden? İkinci level'dayım arkadaşlar, başlangıçtayım. İrem hocam, A grubuna kayıt olursan A grubu içinde program hazırlayabilirsin. Şu an gösterdiğim program örnek misafir öğrenci programı. Bu bahsettiğim her şeyden sürekli olarak kayıtlı olan öğrencilerimiz faydalanabilir arkadaşlar. Ama A grubuna kayıt olursam hem A grubu hem B grubu için. Öğretmenlerim varsa içinizde ÖABT, eğitim, GGK hepsi için ayrı ayrı program yapıyor yapay zeka. Mesela matematikte temel kavramlar, doğal sayılar, tam sayılar. Çalışmaya başla diyorum arkadaşlar ve çalışıyorum, geliyorum, tamamladım diyorum. İşte bu kadar doğal sayılar ve basit. tam sayılarla başlıyoruz. Tabii ki Rüveyda hocam. Kayıt Bekliyorsan hayal varansa kırıklığı da bilgi yaşayacaksın aktarırım. Fatma. Bunu çalıştım. Geldim, tamamladım diyorum. Bakın, tamamladığım çalışmalar önümden kalktığı için bunu bir oyun gibi düşünün. Sürekli bitirmek gibi. Her hafta yapay zeka ders çalışma programımızı da güncelliyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın, bu benim bir hafta boyunca yapacağım bütün çalışmalar. Böyle bir programınız olsa, seviyenize uygun olsa, süreyi siz seçseniz, günleri, çalışmak istediğiniz dersleri siz seçseniz, daha uyma noktasında istekliliğiniz artmaz mı arkadaşlar mantıksal olarak? Ve sadece bununla yetindik mi? Hayır. Şu an A grubunda, B grubunda, eğitim bilimlerinde bu üç alanda Ekim'in 3. haftası itibariyle arkadaşlar Ankara Merkez Kadrosu branşında uzman olan öğretmenlerimizde sıfırdan canlı dersimiz başlıyor. Bu sisteme kayıt olan öğrenciler direkt canlı derslerimize de girebiliyorlar. Hatta geçen yıl yaptığımız canlı derslerimizin videoları da hediye, birkaçına da bakalım istiyorum. Bakalım geçen yıl neler işlemişiz. Buradan örnek derslerimize de bakabilirsiniz arkadaşlar. Derslerimiz çok keyifli Merhaba geçiyor. değerli Müthiş arkadaşlar, bir kadroyla merhabalar. çalışıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Rüveyda hocam, programı yaptın. Başka bir öğretmenden dinledin, YouTube'dan dinledin, kitaptan çalıştın. Dershaneye gidiyorsun belki de. Dershanede bu konuyu işledin. Gelip tamamladım demen yeterli. İlla bizim videomuzu izleyeceksin, bizim dersimize gireceksin diye bir kaide yok. Yapay zeka sana ne yapman gerektiğini, ne kadar sürede ne çalışman gerektiğini gösteriyor. Sen istersen bu çalışmayı dışarıdaki kaynaklardan tamamlayıp gelip yapay zekaya bildirebilirsin. Aynı değerde. Makbule hocam, canlı derslerimiz Ekim ayının 3. haftasında başlıyor. Bakın burada bakın bu Merhabalar, arada merhabalar, hoş İbrahim Hoca. geldiniz. Bu Merhaba 2024'te bütün arkadaşlarım, videoları da hediye merhabalar. arkadaşlar. Sadece dersler de değil. Kampüste ders notlarımız var. Ders notları da hediye. Tabii ki de indirim yaparız arkadaşlar. Önce bir her şeye bakın istiyorum. Bir soru işaretiniz kalmasın. Çünkü bugün bu seminere özel devasa bir indirim kodu hazırladım. Kayıt olmak isteyen öğrencilerime müthiş bir indirim yapacağım. Bakın burada notlarınız da var arkadaşlar. Deneme sınavlarımız da var. Zaten sistemi güzelce incelersiniz kıymetli öğrencilerim. Şimdi gelelim indirime. Hatta ben direkt sayfamıza geleyim arkadaşlar. Eğitim programlarından bakalım. Kesinlikle. Önce kimden başlayalım? GYGK'dan. Arkadaşlar sadece genel yetenek, genel kültür, lisans, canlı dersler, yapay zeka, koçluk eğitimi 4.499 lira GGK. %20 indiriminiz var arkadaşlar. Yarın akşam
19'a kadar geçerli. 2 Ekim 19 çift sıfıra kadar kayıt olmak istediğiniz bütün eğitimlerde %20 indiriminiz var. Sadece GGK'ya kayıt oldun. 4.499 liradan %20 indirimi çıkar. Ya da içinizde arkadaşlar GGK eğitim bilimleri ikili pakete kayıt olmak isteyen öğrencilerim var. 6.999 lira %20 indirimle 5.599 liraya düşüyor. Hatta 99'unu atalım arkadaşlar. 5.500 lira GYGK eğitim birimleri. Durun bakalım, sabırsızlanmayın, geliyorum üçlü pakete. Yazayım arkadaşlar, ekran görüntüsü alın. Sadece GYGK'yı hesaplayalım. 4.499 %20, 3.500 lira. Gelelim ÖABT'lere. Kimler vardı? Aramızda İngilizce öğretmenleri vardı. Okul önceci, tarih, coğrafya. Nereden başlayalım? Bu arada arkadaşlar ÖABT'si olan branşlarım DİKAP, fen, sınıf, sosyal, İngilizce, okul öncesi, beden eğitimi ve tarih. Bunların dışındaki ÖABT'lerde eğitim vermiyoruz. Eğer bunların dışında bir alana sahipseniz GGK eğitim birimlerini satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bütün üçlü paketlerimiz GGK Eğitim ÖABT, ÖABT eğitimlerimizin hepsi güncel, müfredatın tamamı, ders notları, denemeler, program, hepsi dahil video eğitim arkadaşlar. ÖABT video dersler, GYGK eğitim bilimleri canlı dersler olacak. Toplam 8.500 TL, %20 indirimli arkadaşlar, 6.800 TL'ye kadar düşüyor. Bu bir yıllık bütün alacağınız üçlü eğitimin tamamının ücreti. Fen de olsa, dikap da olsa, okul öncesi, sınıf, sosyal, tarih, hepsi 6.800 TL. Ve eğer kıymetli öğrencilerim kredi kartı kullanımınız varsa, kredi kartına minik faiz farkları ile eğitim ödemesi olduğu için normal ödemelerden çok daha az vade faiz ekleniyor. Minik faiz farklarıyla 2, 3, 6, 9, 12 aya kadar taksitlendirme imkanımız var. Peşinde ödeme yapabilirsiniz. Artık Ekim ayının ikinci, üçüncü haftasında canlı derslerimiz başladığı için arkadaşlar bu son fırsat, son kontenjanlar ve son indirim. Canlı dersler başlamadan hemen yerinizi ayırtın. Kayıt olun, sınavlara, analizlere girin, programınızı yapın ve geçen yılın videolarıyla hemen ön hazırlık yapmaya başlayın, çalışmalara başlayın. Evet, bir ayakkabı parası gerçekten. İrem Hocam, eğitim kadromuz tek uzem zümresi. İsim iletmem mümkün değil. Biz 10 yıllık Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir eğitim kurumuyuz ve yüzlerce öğretmenimiz var arkadaşlar. Bizim bir tane tarih öğretmenimiz, bir tane matematik öğretmenimiz yok. Girilecek gruplara göre de öğretmenlerimiz değişkenlik gösterdiği için tek uzem eğitim kadrosu, eğitim zümresiyle çalışacaksınız diyebilirim. Makbule Hocam, bu şu ana özel bir indirim. Yani senin kayıt olduğun tarihte ne kadara kayıt oldun bilmiyorum ama bu sadece bu seminere giren öğrencilere yarına kadar geçerli bir indirim. Bu son fırsat. Şu an sınıflarımızda çok az bir kontenjan boşluğu var. Onun için arkadaşlar bu kadar devasa bir indirim bence kaçırmayın. Artık Ekim ayı da geldi. Güzel bir süreç ilerletelim. A grubunu söylemedim ben size. Eğer A grubuna, sadece A grubuna kayıt olursanız arkadaşlar 8.249 TL %20 indirimle 6.500 lira, bak sadece A grubu diyorum. Bu arada chat paneline ücretleri yazıyorum. Eğer hatırlamazsanız ekran görüntüsü alın. Eğer A grubu ve B grubu ikisine birlikte kayıt olursanız kıymetli öğrencilerim 12.500 liradan %20 indirimle 10.000 lira arkadaşlar, hiçbir şey değil. 10.000 TL'ye ikili paketi bir yıl boyunca alacaksınız ve dersler canlı. Şimdi gelelim kayıt olmak isteyen, indirimden faydalanmak ve hemen yapay zekayla çalışmaya başlamak isteyen öğrencilerim için sistem yöneticimden rica ediyorum.
Linkimizi paylaşabilir misin? Arkadaşlar indirim yarın 19'a kadar geçerli. Bu noktada çok netim. Yarından sonra dönüş yapan öğrencilerim sayfadaki erken kayıt tutarlı indirimlerden kayıt olabilir. Şu an kayıt olmak, kontenjandan yerinizi ayırtmak ve indiriminizi kullanmak için arkadaşlar sistem yöneticimin ilettiği online dersler hakkında bilgi almak ve seminere özel indirimden faydalanmak istiyorum linkine tıklayıp ben Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. Kayıt olmak istiyorum. Yazmanız yeterli arkadaşlar. Canlı derslerimiz Ekim ayının 3. haftasında başlıyor kıymetli öğrencilerim. Melis hocam estağfurullah ne demek? A grubuna gireceksin. Bütün arkadaşlar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri A grubuna girebilir 35 yaşına kadar. A ve B grubuna gireceksiniz hocam. Merve Nur hocam, eğer 2026 ön lisansa gireceksen ya da lisansa gireceksen 2025'in eğitimini satın alıp bir yıl önden çalışmaya başlayabilirsin. Sadece GGK 3.500 liraya düşüyor zaten. Var mı sorularınız? Yeniden linki paylaşalım. Sonra vay efendim ben linki görmedim. Hocam bana aynı indirimi yapın kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Yönetimden özel izin aldım. Yarın 7'ye kadar kayıt olursanız tutarlarımız hepsi %20 indirimli. Sorularınız varsa iletebilirsiniz. Var mı sorularınız? Nasıl buldunuz sistemimizi? Bu arada analizi çözmeyenler de kesinlikle çözsünler. Rüveyda hocam senin taahhüdüne hemen seminer biter bitmez alacağız. Bu arada gönderdiğim link kurumsal WhatsApp hattımızın linki arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda sizi Tekuzem'in WhatsApp'ına yönlendirecek. Oraya yazacaksınız. Seminere katıldım, indirimden faydalanmak istiyorum. Sizi alanında uzman, öğrenci koçlarım, eğitim uzmanlarım arayacak. Sorularınız varsa onlara da sorarsınız. Merak ettiklerinizi hemen kaydınızı alacak. Öğrenci işlerim ders kaydınızı açacak. Hemen bugünden itibaren bile bu sistemi, bu dersleri kullanmaya başlayabileceksiniz. Hocam sen tarih öğretmeniysen GGK'yı alacaksın, eğitim alacaksın, ÖABT'yi alacaksın. Bak senin alacağın eğitim hangisi biliyor musun şu? Senin alacağın eğitim bu ama bunu %20 alacaksın. Makbule hocam eğer görevlerini yaptıysan programını hemen de hazırlayabilirsin. Canlı dersler başladığında da hazırlayabilirsin. O halde eğer sorularınız yoksa kıymetli öğrencilerim, öğretmenlerim, hepinizin emeğine sağlık, aktif, güzel, enerjik katılımınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Merve Nur hocam neyi kayıt aldım? Anlayamadım sorunuzu. Saatleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Saatler her şey size özel. Son kez linkimi paylaşıyorum. Kayıt olmak isteyenler tıklasın. İndirim yarın 7'ye kadar geçerli. Bütün eğitimlerde %20 seminer özel. Tabii ki de Rüveyda hocam seni aratacağım. Direkt öğrenci koçumun yanına gider gitmez yazmış olursun zaten. Hemen önceliği sana vereceğim. Önceliği bu linke tıklayan öğrencilerime vereceğim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli öğrencilerim. Umarım 2025 hepimizin wow dediği, iyi ki bu yılı bu şekilde yaşamışım dediği bir yıl olur. İnşallah hayat bizi güzel şeylerle şaşırtır arkadaşlar. Çünkü biz değerliyiz. Çok daha iyilerini, çok daha değerlilerini hak ediyoruz. Nerede olmak istediğinizde şu an karar verin arkadaşlar. O masanın başında bir yıl daha sonra ders çalışıyor olmak eminim hiçbiriniz istemiyorsunuz. Ben de istemem, kimse istemez. Artık isterim ki bir an evvel atamalar yapılsın. Şu önümüzdeki öğretmenler, öğrenciler gitsin. Yeni yeni kontenjanlar açılsın. Ve bu sürece bir yılda kısa bir şekilde yorulmadan, yıpranmadan, psikolojimizi bozmadan, sağlığımız kendimizde kalarak atlatırız. Bunu bizimle başarabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere kıymetli öğrencilerim. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.